Şöyle ben müsait bir yerde ineyim. Hocam! Efendim hepinize merhabalar. Hepiniz GTA San Andreas, GTA 3, GTA Vice City'nin aynı videoda olacağı değişik bir içeriğe hoş geldiniz. Umarım videomuz hoşunuza gider. Hoşunuza giderse ve sevgili CJ'in bıyıkları şerefine de like atmak isterseniz hepinizi like'lara bekliyoruz. Bir like hedefi koymaya gerek yok ama bu özenli içerik için efendim siz de beğeni fırlatırsanız mutlu oluruz. GTA San Andreas'a Patreon üzerinden DirectX modu kurdum efendim. 3.0 versiyonunu şu an kurdum. Yani 5 dolar fazla koymaz dedim. Sonra 5 dolara 18 küsür lirayla çarpınca sıkıntı yok. Mod için güzel. Biz onun parasını ekmeğini çıkartırız. O yüzden like yorumlar etkileşim şart. Arkadaşlar 4 kelimeye geçecek etkileşim yorumu atın lütfen. Öyle bir şeyler var ya böyle. Etraf baya baya güzel duruyor. Size bu modu güzel bir şekilde böyle tofaş moduyla birlikte anlatmak isterdim. Maalesef hata veriyor. Sorun sıkıntılar yaşıyoruz. Onun yerine şöyle bir araba yıkama yerine girelim diyor. Bu mod nasıl çalışır bir fikrim yok. Heh tamam. Anladım dur. Araba nerede lan? Tersen mi gelmem gerekiyor? Anlamadım. Evet tamam. Yeah! Üstad çık arabayla yıkamaya geldi. Hocam merhaba. Abi gel buraya. Nereye? Gel buraya. Oturduğun yerde seni çizerim. Ablam sen nereye? Şimdi mod tanıtımı içerisinde grafik modu tanıtımı da olduğu için onun da ekmeğini yemeden olmaz. Hatta şöyle güzel bir başlangıç yapalım. Bak. Yağmur olmadan grafik modu olmaz adamım. Şu güzelliğe bak. Şimdi ekstra sani bu şekilde oluyor. Güzel. Şöyle bulutlu var efendim. Oo bulutlu da bayağı güzel. Sunny Vegas var. Sunny Vegas biraz insanın içini şey yapıyor. Boğuyor. Sayarken biraz Starbucks çalışanına dönmüş olabilirim farkındayım. Hocam şunu şuradan bir alalım. Oo beyefendi! Ne oluyor? Grafik modunun dışında güzel bir şekilde yeşillik, çimenlik modu ekledim. Hepimiz güzel bir şekilde otlayalım diye. Gördüğünüz gibi zaten daha canlı duruyor. Yani benim mod içerisinde tek para verdiğim şu DirectX 3.0 modu ki onun içine değdi diye düşünüyorum. Ya şimdi hakkını yemeyelim, adamlar gayet güzel yapmış. Bizim ekonomiyi de köşeye çıkaracak olursak 5 dolar gayet uygun bir fiyat bana göre. Yani bizim ekonomiyi araya hesaba katınca ve sıkıntı yaşanabiliyor farkındayım. Şimdi köprüden girdi gördüğünüz gibi. Şu güzel bulutta cennete doğru gitmiyoruz. İlk Vice City'ye doğru gidiyoruz. Sonra GTA 3'ün haritasında Liberty City'ye gidiyoruz. Sonra San Andreas'a geri bağlayacağız. Belediye efendim bakın bütün her yeri birbirine bağlıyor. Bu modları siz de indirmek istiyorsanız açıklama kısmında linkini bırakıyorum. 3.0 modu dediğim gibi Patreon'la birlikte önce abonelik sistemine falan dahil olmanız gerekiyor. Yani paralı. Grafik modunu kurarsınız kurmazsınız orası size kalmış. Daha değişik başka grafik modlarını falan kullanmak istiyorsanız onları kullanabilirsiniz. Şimdi bu yoldan direkt Vice City'ye doğru bağlanıyoruz efendim. Yalnız San Andreas'ı böyle görünce insan gerçekten garip hissediyor. Çok acayip değil mi? Vice City milletvekili CJ Here şehre giriş yapıyor. Sevgili vatandaşlarımızın yavaştan dikkatini çekmeye başlamıştır efendim. Adamlar araç modlarını bile yapmış. Az sonra göreceksiniz NPC'ler falan da dahil. Bak. Şu arabalara bak. Bir de mekanların içine de girebiliyorsunuz. O ayrı bir güzellik. Şimdi yavaştan şehir merkezine doğru ilerleyelim. Havalimanına falan da gideriz. Orada uçaklar falan da bir San Andreas olduğumuz için tabii ki kullanılabiliyor. Onları da deneriz! Definitive Edition. Ablacım kusura bakmayın aracınıza jetpack'te bindim ama beni müsait bir yerde indirebilecek misiniz? GTA Vice City haritasında GTA Vice City NPC'leriyle, araçlarıyla GTA San Andreas oynayarak GTA 5 grafikleri kullanıyoruz. Al sana video başlığı. Bir sana. Al sana GTA S.A. Vice City. Yok uygun isim bulamadım. Neyse biz yardırmaya devam edelim. Diyorum ki önce havalimanına doğru gidelim. Hatta şuradan gitsek daha rahat olur. Ondan sonra... Hocam Arap dürüst mü yapıyorsun? Düzelsene artık. Ulan buradaki arabaları da mı yaptınız? İyi günler. Amirim ne yapıyorsunuz? Tamam ezerim. Tamam o kadar ısrar etmenize gerek yok. Oha helal olsun lan. Amirim camın etrafından dolan. Bir şöyle. Amirim yavaş ulan. Şimdi peki havayı değiştirdikten sonra yerler ıslak kalıyor mu? Dur bakayım. Mesela şöyle yapsak. Aa olmadı. Aa yakışmadı. Neyse bu şekilde de güzel. Oha burada dolanan arabaları da yapmışlar. Evet GTA Vice'de uçak kullanmak biraz acayip olacak. Ama kullanamamak daha güzel olacak herhalde çünkü kullanamıyorum oğlum ne oluyor dur. Lan arana. Lan buradaki hastanede mi doğuyoruz bir de? Bir de kalp tümü var ne oluyor bir dakika her şey çok güzel bir dakika. Şimdi uçak kullanma tecrübesini daha sonra yaparız. Biz biraz etrafı gezelim. Özellikle Deniz Yıldızı Adası'na gelmeden olmaz. Dün sadece motoru kurdum. 24 saat boyunca çıkan hataları falan halletmeye çalıştım. Şimdi böyle sizinle birlikte oynayınca ilk defa tecrübe edince insan gerçekten acayip oluyor. Lan çok güzel. Ablacım bayağı güzel ha. Ha bu arada efendim sene bitmeden GTA 5 içerisinde GTA 4 2022 videosu yapma planım var. O planı yakın zamanda uygulamayı düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? San Andreas ve Vice City yapmıştık hatırlarsanız. San Andreas ve Vice City bu sene bitmeden de çekmeyi düşünüyorum GTA 5 içerisinde böyle modlarla birlikte. Tabii ki desteklerinizle birlikte belediye bunları daha hızlandıracak. Oğlum ben şu an bayağı şok olmuş durumdayım.
Bunu da içerisini yaptılar herhalde değil mi? Burayı da mı yaptınız lan? Ulan çok güzel. Halay çekesim var şu an. Tommy'ye bir nispet yapalım. CJ bir atla aslanım. Ulan çok güzel. Jawahir 24 saat boyunca modu övüyor. Yalnız buradan düşmeden çıkabilirsek... Oğlum hayır. Ya, evet. CJ fırla. CJ ne yapıyor? CJ, the pimp here. Bunun şerefine gelin sizi berbere götüreyim. Ne alaka bilmiyorum ama berbere gidesim geldi. Adam o kadar güzel tıraş yaptı ki birden sumo dönüşesim geldi. Şimdi efendim işin özü adamlar yapmış. Haklarını yemeyelim. Şöyle bir yağmuru da gösterelim burayı. Sonra Liberty City'ye yolculuğa çıkalım. Gel bakayım yağmurlu hava. Şöyle bak. Şu güzel yansımalara bak. Dur bakayım yansımaya ekmek manalım biraz. Bak şu yansımaya bak. Şu güzelliği görüyor musunuz? Aa bir dakika. Aha. Ayaklara bak. Aha. Allah'ım şu an çok mutluyum. Benim göstermeyi unuttuğum şeyler varsa siz bir yazın efendim. Ya ikinci video buraya gelmez de yan kanala atabilirim. Böyle şu merak ettiğiniz şeylerden filan veya yapmamı istediğiniz şeylerden. Tofaş'ı halledebilsem onun videosunu da yan kanala atarım. Şöyle ben müsait bir yerde ineyim. Hocam! Ya. Arkadaşlar merhabalar. Ne oluyor lan? Hocam şimdi bu yol nasıl Liberty City'ye bağlanıyor? Geliş rotası öyle, gidiş rotası böyle. Tamam. Teşekkürler Vice City'ye. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Evet, yol bağlantısına doğru geldik efendim. Şimdi buradan sol taraftan gelip sağa doğru Vice City haritasına gelmiştik. Buradan direkt 3 haritasına gidiyoruz. Bana mı öyle geliyor? Sanki hava koşullarını falan da mı ayarlamışlar? Böyle GTA 3'ün biraz daha şey haritası diyorum. Havası vardır ya, soluk. Sanki onları da ayarlamışlar. İlerleyen süreçlerde modun akıbeti ne olur bilmiyorum. Çünkü geçtiğimiz süreçlerde biliyorsunuz çoğu bu tarzda modlar falan kaldırıldı. Desteği sona erdi. Ama eğer devam ettirilirse bu tarzda projeler... Oha ne oldu lan? Oğlum hava... Ne oldu lan orada? Ha ne diyordum, GTA 4'ün mapini de görmek isterim. Ha biliyorum GTA 3'te falan sıkıntılar yaşanabilir. Lan bunu yapan adam onu da yapar yani. Hocam şurayı bir kullanalım. Lan böyle grafiklerle görünce insan tanıyamıyor hangi oyunda olduğunu. Heh. Evet. Çalışmıyor mu lan burası? Evet, güzel bir çökmeden sonra tekrardan mükemmel manzara ile birlikte eşlik ediyoruz oyunumuza. Oğlum ben space'im. Özür dilerim. Şimdi 8-Ball'un oraya falan gitmiyoruz. Oyunu çökertiyor. Ki bazı şeyler de çökertiyor. Biz barajda takılalım diyecektim. Adam kolonun içinde yürüyor. Aha dur. Gel bakayım. İşte bu be. Vallahi burası da güzel olmuş. Diyorum yani GTA 3 mapini böyle San Andreas'ın içerisinde oynamak gerçekten acayip oluyor. Ha, GTA 5'e mod kurarak da yapılabilir de. Böyle sanki hani GTA 3 oyuncusu da geliştirmiş grafiklerle oynuyormuşsun hissiyatı veriyor. Amirim iyi günler. Kamburunuz çıkmış. Şimdi buradan köprüye bağlayacağım. Umarım bağlayabilirim yani. Bir şekilde deneyeceğim. Dur. Havuz. Fake. Kaç. Yavaş. Oğlum. Ben niye dönüyorum lan? Dur bilmiyorum. Heh, dur şuraları da göstereyim. Kendi mahallemi geziyorum sanki. Ablacığım bak, Vice City'den gelenler var aranızda. Terbiyesizlik yapmayın. Gidin kendi mapinize gidin ya. Buraya yerleşemezsiniz. Öyle bir özgürlüğünüz yok. Aha stadyum. Şu stadyumun üstünden uçma çabaları falan mükemmeldi. Dur gidelim oraya. Hadi gidelim. Yalnız motoru bir değiştirelim. Başımı ütüledi. CJ ne yapıyorsun oğlum, şaka mısın? Ha, sağdaki kurtlar vasisi arabası. Ben ona binince öyle tribe giriyordum zamanında oynarken. Bu arabanın hood'u mükemmel yalnız, iyi izleyin şimdi. Hood'u ne lan, handling gibi vardı. Çarpılırken onu fark ettim. İyi günler. İyi günler ablacım, ne yapıyorsun, ustara mısın? Abi ne yapıyorsun? Yardımcı olayım, dur kalk ayağa. Bir daha. Bekle dur. Heh. Hadi. Evet gel. Oğlum bana dur, gelsene. Lan salak. Lan hadi gel. Gel kafes dövüş. Hayır. Ya. Oyun çökmeden güzel bir şekilde Liberty City map'ini tamamlayalım. Sonra San Andreas'a geri dönelim. Yoksa kafayı yiyeceğim. Hocam arabanın kapısı kapanmadı. Dur. Şunu bir kapat. Da kapat şunu. Oğlum adamlar Definitive Edition'dan daha güzel grafik modu yapmışlar bu arada. Aha. Niye Vice City map'inde çalışmıyordu? Ben bunu kabul etmiyorum arkadaşım. Tamam. Hadi görüşürüz. Kaç. Köprü açıklar herhalde diye düşünüyorum. O kadar da yapmış olamazlar. Kapalı olsaydı saçma olurdu. Ha, aslında seçenek verecekler. İki seçenek. Kapalı mı olsun, açık mı olsun diye map. Orada siz kendi kafanıza göre takılacaksınız seçenek olarak. Şimdi efendim hepinizin bileceği üzere mod tanıtımları genelde böyle eğlenceli anlar kafasına uzak olduğu için biraz daha böyle şok olma, şaşırma falan efektlerine sahip oluyor benden. Hadi bakayım.
Aha. Normal şartlarda efendim içine giremediğimiz için adamlar da tabii ki olmayan tekçiri yükleyemezlerdi. Kalk Spor'un güzel maçlarına hoş geldiniz. GTA oynarken hep buraya girmeye çalışıyordum uçarken falan böyle. Mod genel olarak güzel. Hakkını yemeyelim. Benim için 10 üzerinden kesinlikle 10'luk bir mod. DirectX moduna gelecek olursak efendim onun da hakkını yemeyelim kesinlikle. O da bu mod kadar güzel yani. Polisin umurunda olma seviyesi. Yanından geçiyor. Evet efendim, yavaştan artık San Andreas'a doğru yolculuğumuza çıkıyoruz. Belediyemiz bütün kentleri birbirine bağlayarak hizmeti ayağınıza getirdi. Hocam şuradan ben bir geçsem diyeceğim ama sanırım olmayacak o iş, tamam. Las Venturas'ta, Las Vegas'ta gezmeden de olmaz efendim. Bunun üzerine çıkabiliyor muyduk lan? Allah bilen gerizekalı, ne yapıyorsun? Al sana GTA San Andreas 2022. Oğlum şuraya baksana. Lan çok güzel duruyor, dur. Öğleden sonra mesela nasıl oluyor? Of. Oğlum ayrı bir havası var lan her saatin. Akşam saatleri? Hohoho. Evet efendim, konuları birleştirelim. Güzel bir şekilde gezdik, tadını çıkarmaya çalıştık. Umarım videomuz sizin hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atırsanız, kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın demeden önce bir sağa çekelim ve şöyle hop. Sağlıcakla kalın ve tabii ki de Atman sizinle olsun.